aynı yere gitsek de değişik mevsimler, değişik zamanlar olduğu için farklı fiziksel örtüyle karşılaşıyoruz. Kimi zaman karla, kimi zaman baharın getirdiği o parlaklığı rengiyle ve bahar zamanında fışkıran o çiçeklerle, laleler, sümbüller, menekşeler, artık görebildiğimiz ne varsa hepsini mekanında, yerinde kaydetmeye çalışıyoruz. Kez Ege bölgesinde İzmir'in hemen sırtlarında, üstlerinde Manisa'nın kendini yasladığı o güzel Spil Dağı'ndayız. Belki de buralarda yüzlerce yıl evvel o şehzade şehri olan atalarının zamanından, o insanların geleneklerini devam ettirdiği anlardan, hatıralardan kalan atlar, yılkılar da önümüze denk gelir çıkar. Kim bilir, çıkarsa çıkar, çıkmazsa da artık sadece hikayeleriyle sizle onları paylaşmış oluruz. Size onları anlatmış oluruz. Manisalı bir arkadaşım çocukken bana anlatırdı. Yılkıların bu dağlarda ne kadar özgür, rahat gezdiklerini, dağlara onlar çıktıkları zaman karşılaştıklarında heybetli duruşlarını, rüzgarda yelelerin uçuşlarını, içlerindeki liderlerinin şahlanış, sürü idare etme şekillerini, biçimlerini, hareketlerini, davranışlarını çocuk haliyle gözlemlemiş, etkilenmiş, sınıfta bütün ders dinleyen öğretmenin anlattığı derslikte çocuklara anlatırdı. Yani hikayeler yaşandıkça biri anlatır, öğrenirsiniz, siz de anlatırsınız vekaleten. Ama o hikayeleri yaşayarak, kendiniz de içine bir şeyler katarak, hissederek anlatırsanız o duygu çok güzel geçer. Bana işte sevgili Erkan'ın da geçirdiği duygu hali Manisa Spil Dağı denince aklıma yılkıların geldiği bu güzelim yaylalarda, ormanların içerisinde rahatça koşan, koşuşturan oraya buraya atların hikayesi de, yaşantısı da geliyor gözümün önüne. Bu o kadar güzel bir yer ki çam iğneleri belli bir zaman aralıklarıyla tabii ki yere dökülür inerken yerde şöyle bir hava alan tabaka oluşturuyor. Tabakanın arası da hava alabilir, nem tutabilir, bir sürü canlıyı barındırabilir, yuvaya da dönüşüyor aynı zamanda. Yani toprağın zenginleşmesini sağlıyor. Az önce ayağımın ucundaki o oluklu kertenkeleyi, yani kör yılan dedikleri, Anadolu'daki isim de kör yılan, oluklu kertenkele yavrusunu da şurada gördüm ve hemen bunların arasına girdi. Buraların böyle tepeli, düzlüklü olmasının tek bir sebebi var. Düşünün, yağmur, kar buraya düştüğü zaman zemini düzeltir aslında. Zemin eğimli de olsa ama bir düzgün bir açısı vardır altında kaya olmadığı sürece, sert bir zemin olmadığı sürece. Buradaki çıkıntıların girtilen sebebi de domuz. Domuz toprağı havalandırırken iyice onun üzerine düşen bu malzemeler de daha zengin hale geliyor. O havalanmış toprakla işte böyle canlılara da mesken tutmasına imkan sağlıyor, olanak sağlıyor. Ve oluklu kertenkele de, kertenkele yılan dedikleri oluklu kör yılan buraya girdi ve artık onu bulamayız. Kim bilir alttan nerelere gitti. Onlara hem saklanabilecekleri imkan da sunuyor. Gördüğümüz o kadar çok şey içimize bir türlü yazılıyor bir şekilde. Onları da öğrendiğimiz bilgilerle, bu bölgede yaşayan insanların deneyimleriyle, gözlemleriyle birleştirerek biz de bir şey hissedip, anlayıp paylaşmaya çalışıyoruz. Bunları kaydediyoruz. Kaydetmeye devam edeceğiz. Bu gördüğümüz güzel şeylerle birlikte. Toprağın zenginliğiyle.
Ne muhteşem bir çalı şu karamık. İçerisi o kadar sağlam, lifli bir yapıya sahip ki insanlar bunu bütün sezonu, bakın her gün kapılarının, evlerinin önünü, avluları, ahırları, ağılları süpürürler. İşte bu ince, uzun uzun, esnek olan iğneler, şunlar. Biraz daha sertleştiği zaman şu hale gelecekler. Bu hale gelecekler. Kırılmadan esnek, yeri süpürürken bütün ince detayına kadar temizliyor. Güzel de bir kokusu da var. Yapraklar ilk çıkıyor. Hemen ardından çıkar çıkmaz sarı sarı güzel çiçekleri var böyle. O kadar değişik bir aroması ve kokusu var ki onun farkında olan bir sürü böcek arılar da uçuşuyor üzerinde. Onlar bal yapıyor. Bunlar muhtemelen karakovan. Besliyorlar karakovanın arıları. Yani herhangi bir yerde burada bir çamın oluğunda oğul vermiştir. Yeni yeni arı yuvaları, arı yerleri vardır ve bal yapıyorlardır. Tabiatta yaşayan diğer canlılara kendilerine hayat verebilmek için. Şimdi bu karamık dediğimiz meyvelerde bu çiçeklerin olduğu yerlerde artık yeşil yeşil minik minik çıkacak. Sonra biraz daha oval hale alıp rengi değişecek. Hafif kızarmaya başlayacak. Sonra kararacak. Karardıktan sonra da içinden üzüm gibi suyu çıkacak. Acayip lezzetli bir şey. Çekirdeği de çok güzel, lezzetli. Biz çocukken bunu evde süpürge yapılır. Dışarıda gezerken de böyle bizim için düşündüğümüzde çocukların eğlencesi olur. Dikenler batar, canımızı yakar ama onun da bir yöntemini bulmuştuk. O esnek olan iğneleri, dikenleri bu tarafa doğru açılı olduğu için alttan tutup dalın ortasından bir yerden tutup şöyle çektiğimizde kendimizi yaprakları elimize gelirdi. Sonra iğneleri iyi ayıklamak lazım. Ağza battığını da hatırlıyorum. Bazı şeyler vardır ki anılarla birleşir. Gözünüzü kapatıp o hissettiğiniz duyguyu belki çocukluğunuzda yaşadığınız bir anıya gittiğinizde hissedebilirsiniz aynı şekilde. Şimdi etrafta sinek böcek de çok. Elimde az evvel şu arkada buldum. Burada da vardır mutlaka. Oo, kuzu kulağı da var burada. Ne kadar zengin bir yer. Burası bakkal dükkanı gibi, çerçi gibi. Yani eczane gibi. Acayip ekşi, şahane bir şey. Şunun güzelliğine bakın. Heh. Kuzu kulağına benziyor mu? Bence benziyor. İşte bu da civan perçemi. Şuralarda var. Burada. Bunun beyaz beyaz çiçekleri olacak. Bazılarının sarı oluyor. Ama bu beyaz çıkacak. Uçlarında beyazlar belirmiş. Çok kolay ayırt edilebilir. Burada altta da yaprakları var. Bunun bildiğim bir özelliği ağrı kesici. Suyun içerisinde bekletip içtiğiniz zaman muazzam karın ağrısı kesiyor hızlıca. Ve elinizde bunu büküp suyunu çıkardığınız zaman, yani nemlendirdiğiniz zaman, açıkta kalan uzuv yerlerinize sürdüğünüz vakit hem güneşten koruyucu bir katman oluşturuyor hem de sinek kovucu, sivrisinek kovucu. Neye şükrediyorum biliyor musunuz? Yürüyebildiğime, görebildiğime, sağlıklı olup bunları hissedebildiğime. Çünkü bunlar olduğu vakit birilerine sorup danışıyorsunuz. Tabiatta gözleme olan, sadece kitap değil o bilgilerin olduğu. O bilgiyi orada yaşamış insanların uygulamalı deneyimlerinden de öğreniyoruz. Bunları yapabildiğimiz için ve sizlerle paylaşabildiğim için şükrediyorum. Biz geç kalmayayım, Korhan'la buluşacaktım. O da bana çok güzel bir oyma bıçağı yapmıştı. Onu getirecek, verecek. Korhan çok güzel ahşap işlemeleri yapıyor. Ahşaba kakmalar yapıyor. Ahşaba oymalar yapıyor, kabartmalar yapıyor. Bu da kendi içindeki yeteneği keşfetmiş.
Belki de içinde bazı yerlerde kendini iyi hissedip etrafa faydalı olabildiğini düşünüyor. Bilemezsin ki içinde ne var ama ortaya çıkardığı şey çok güzel. Ben de onu bayağı bir zamandır tanıyorum. Bana yaptığı bir balta da vardı, çok güzel. Kullanıyorum da güzelce. Ona yakın olduğum için de temas kurmuştuk. O da bu civarlarda olacak, geleceğini de söylemişti. Onunla buluşacağız Spil'de bir yerlerde. Bana söz verdiği bıçağı getirecek. Ben de ona güzel bir sap yapacağım. Onun öğrettiği yöntemle yine. Normalde çantamda oyma kakma için bıçaklarım olur. Bir şekilde iskarpelalarım olur. Ama sağ olsun bana kendisi daha evvel güzel uzun iskarpelalardan ve yarma baltalarından yapmıştı. Sıyırma baltasından. Şimdi kendi malzemeleriyle gelmiş. Ben de onun getirdiği malzemelerle, onun göstereceği yöntemle çalışacağım bugün. Ama istediğim bıçağı da nereye koydun? Evet abi. Korhan'cığım. Şöyle bir... Takip ettiğim kadarıyla ters ağızlı bir yontma bıçağın yoktu. Aha. Eksiği tamamlayalım istedim. Tamam. Bu ters ağızlı oyma yontma bıçağını... Ne çelikten yaptın bunu? CK75 yüksek karbon. Hı. Karbon derecesi yüksek CK75 çeliği. İyi yağ suyu verilmiş. Bütün hepsini hazırlamış. Küçük ama ince işleri çok güzel, detaylı bir şekilde girip çalışabileceğimiz bir bıçak olmuş. Şimdi Korhan bana huş ağacından sap yapabilmem için bir parça ağaç getirdi. Güzel bir yerinden, sakat kırığı olmayan bir yerinden. Dokusu da güzel. Buna bir sap yapacağız. Sapın boyunu elime göre güzel ayarlayacağım. Ve arka tarafına da bir kurt figürü yapmak istiyordum. Kendisi çok güzel işleyebiliyor. Nasıl yapıldığını da bana daha evvel göstermişti. Şimdi onun yardımıyla kendim bıçak kullanarak onu yapmaya çalışacağım. Ama en başından bunu nasıl yapacağımızı planlayarak şu bıçağa göre ayarlamak istiyorum. Evet abi, başlayabiliriz. Çok iyi. Bunu artık içine yapıştırma vakti geldi. Önceleri insanlar daha evvel de uygulamıştık hatırlarsanız. Köknar ağacının, sarıçamın, ladinin, ardıçın sakızlarını eriterek kömür tozuyla karıştırırsanız, meşe kömür tozu çok daha iyi oluyor. Onun kıvamını da güzel ayarlayıp çok sert olmaması gerekiyor. Yapıştırarak bunu içine dökerek çok güzel sertlik elde edebilir. Sudan da etkilenmeyecek hale getirebilirsiniz. Şimdi kimyasallar kullanıyorlar. Bir takım sağlam güçlü yapıştırıcılar var. Ama size söylediğim en eski yöntem en iyisi. Şimdi onu yapıştıralım. Ve yapıştırdıktan sonra, düz bir şekilde yapıştırdıktan sonra sapı iyice bitirelim artık. Görüntüsü artık beni de etkiliyor. Sizi de etkiliyor mu? Bakın bakalım. Huş ağacına böyle şekil vermek güzel değil mi? Bu bıçağı kullanırken de kendi yaptığınız bir şey olduğu vakit her şey daha da güzel, kıymetli, değerini bilirsiniz. İçine sevgi, duygu, her şey geçiyordur. (Gülüyor)
Bana göstereceklerini gösterdi, yapabileceği her şeyi yaptı sağ olsun. Bundan sonrasını ben devam edeceğim. Kılıfı da gösterdiği gibi daha önceden gördüğüm, bildiğim kadarıyla işaretleyip dikmeye çalışacağım. Kılıfa şimdi bir çizgi yapıp dikiş için yer belirleyeceğim, hiza belirleyeceğim ki aynı düzlemde olsun. Aynı şu şekilde. En sondan başlayalım. Oraya da bir kurt başı işleyeceğim. Onu da şöyle şuraya bu açıda koyacağım. Burayı ıslatıp o şekli buraya kabartacağım şimdi. Sadece o bölgeyi ıslatacağım. Güzel alet değil mi? Çok kolay kontrol edilebiliyor. Kim icat etmişse. Demek ki insanların ihtiyaçları olduğunda böyle şeyleri geliştirebiliyorlar. Muhteşem bir şey. Bunlarla oynamak bile zevkli. Bırakın iş yapmayı bir tarafa. Sınırsız sayıda el becerileri kullanarak işlerini yapan insanlar vardı. Şimdi çoğunu makineler yapıyor. Şimdi çoğunu kendi ürettiğimiz, programladığımız bilgisayarlarda yapabiliyoruz. Bundan arta kalan zamanlarda boş boş babaannemin, anneannemin dediği gibi, dedemin dediği gibi avara geziyoruz. Aslında güzel meşguliyetlerimiz devam etmeli. Belki o işlerin bazılarını içlerinden cımbızla, kendimize hoş gelebilecek, içimizi rahatlatacak olanları cımbızla çeker gibi içinden seçerek alıp bizim de yapmamız gerekiyor, icap ediyor. ...4 santimlik bir mesafe kaldı. Bu aslında eldivenle yapılmalı ki... ...parmağa tuttuğunuz yeri... ...oldukça aşındıran bir şey. Ama... ...o birazcık bir iki gün acıyacak, acıdıkça... ...bunu diktiğim anı hatırlayacağım. Bu aldığım zevki... ...yeniden... ...sürekli... ...tadarak... ...hissedeceğim. Şimdi en son bunun altından şöyle bir geçireceğim. Oradan bir tur daha geçirip. Burayı da bıçakla alıp sonra yakacağım. Yakıp yapıştıracağım burayı. Tam şuradan. Bitti. Ateşte yakalım. Şimdi kılıf oldu. Eğer yanınızda bıçak, belinizde bıçak taşıyacaksanız
kılıfın böyle yumuşak kalmamasında fayda var. İçine sert bir tabaka koyarsınız onun. Belinizde bıçak taşıyacaksanız, ki biz bunu oyma bıçağı olarak kullanacağız. Yani çok fazla bununla dolaşacak bir durumumuz yok. Ama belinizdeki bıçağın mutlaka içinde sert bir tabaka olmalı şöyle. Bunda öyle var. Bunun içerisinde bir ağaç parçası var şurada bakın. Bıçak bunun içine girecek. Onun ağzını ölçerek içine bir kalıp oluşturacaksınız. Onu da içine oturtup dikmeden önce ıslatıp şekil vereceksiniz ki içine girdiğinde çok rahatça emniyetli bir şekilde durabilsin. Düştüğünüz zaman bir yere, sert bir yere denk geldiğinizde bu dönüp yamultup içine girebilir, yoksa bir tarafınıza batabilir. O yüzden içindeki sert tabakanın olması şart. Bir de bakın, gevşek her tarafa, her yöne gidebilir. Serbest dolaşan bir bağ sistemi var. Bunun sayesinde çok fazla takılmıyor. Buraya değdiği zaman bile düşünüp hop dönebilir. O yüzden bu tür şeylerde belinizde sabit duran, özellikle böyle duran kılıflara dikkat etmek lazım. İçinin mutlaka sert bir malzemeyle kaplı olması gerekiyor. Şimdi bunu takalım. Onun için de Koran bana zeytinyağı ile 5'e 2 oranında zeytinyağı ile bal mumunu karıştırarak bir kılıf koruyucu yapmış. Aynı zamanda o bıçağın paslanmasını da engelleyecek. Çünkü pası sağlayan şey bulunduğu ortamdaki nemdir ya da ıslaklık diyelim. Biz ıslaklıktan korumak için onu kullanacağız. 5'e 2 oranında, yani 5 bal mumu, 2 ölçü biriminiz neyse artık, zeytinyağı. Şöyle bir kıvam kendisi yapmış. Elinizin de temiz olması lazım kılıf. Çok iyi. Kirlenmesin diye elin temiz olması gerekiyor. Çıplak elle sürmekte fayda var. Orayı ısıtarak, güzelce hissederek, işleyerek. Eskilerde hatırlar mısınız? Ustura ile tıraş olurlardı insanlar. Berberler ustura kullanırlardı. Usturayı da bileylemek için deri kullanırlardı. Şimdi hala bu yöntemi kullanan insanlar var. Deri kılıflarını da aynı zamanda bileylemek, bıçaklarını bileylemek için de kullanıyorlar. Ben şu ağız kısmını yağlamayacağım. Oraya bakın şimdi neden yağlamadığımı söyleyeceğim size. Şuraları da yağlayalım. Balmum veya bıçağınızı bileylemek, en son ince ayarını yapabilmek için de bunu düz tutarsınız. Ağzını dik açıyla en alttan başlayıp kendinize doğru çekersiniz böyle. Ve itersiniz. Dikkatli bir şekilde, yavaş yavaş, aceleye gerek yok. Hissederek, elinize değdirmeden. O ince ayarı da müthiş şu anda. Jilet gibi oldu ağzı. Şurada siz arkamda ayı ve hem yaptığım işi izlerken ben de son artık bitiş haline getireyim şunu. Bitirmeye çalışayım. Elime uygun hale getirmeye çalışıyorum. Çok içime sindi. Muazzam bir şey oldu. Ne güzel manzara değil mi? İnsanlar hayatları boyunca kaç kez dolunay görebilecekler? Kaç kez gün doğumunu, gün batımını görebilecekler? Düşünün. Bir tanesini bile görme garantimiz yok, öyle değil mi? Ama hayatımız devam ederken, hayatımızı bu gibi güzel tabiatta var olan canlılarla, evrendeki bize temas eden ay gibi, yıldızlar gibi, gökyüzündeki kafayı kaldırdığımızda gördüğümüz milyonlarca parlayan o noktalar gibi, kaç kez hayatımızda bunları kafayı kaldırıp görebileceğiz? Dört duvar arasına kendimizi kapattık. Sadece önümüzdeki ekranlarla
Yanımıza gidip gelenlerle, duyup işitip suni şeylerle hayatımızı sürdürüyoruz. Oysa ki eskilerin söylediği gibi mehtaba çıkardık. İşte ay ışığında balığa giderdik. Ay ışığında oturup bir yerde sohbet ederdik derin derin. Ay ışığında yol alırdık. Bir yerlere ulaşmaya çalışırdık. Hatıralar unutulmuyor elbette. Ama diğer yediğimizi, içtiğimizi, bir gün önce ne yediğimizi bile bilmediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Kurda benzedi mi? Kurt başına. Benzedi. Bence benzedi. Elime de çok güzel oturdu. Takılan herhangi bir şey yok. Arada takılırsa yine bıçağımla güzelce burada ufak tefek oyunlarla, o işi oynamalarla düzeltebilirim. Buna da bir yağ sürelim. Şimdilik bıçağı böyle. Orada bıçağı ağzı aşağı doğru dönük kolumun altına koyuyorum. Böyle bir şekilde dursun. Ona da yine bal mumu ve zeytinyağı sürerek ahşabı korunaklı hale getiriyorum. Zaten elimle kullandıkça o güzelce yağlanacak. Kılıfına da yerleştirelim. Tabii bir ince ayar daha gerekebilir ama şu an kılıfla beraber bu iş oldu. Burada söyleyeceğim tek bir şey olabilir size. Bu benim için çok zevkli bir şey. Bunu yapmak, öğrenmek, işte uygulamak. Şu seslerin eşliğinde, duyduklarımızla, gördüklerimizle bu işi burada yapmak muhteşem bir duygu. Bana verdiği his bu. Size geçen de eminim böyle şeyler ama daha güzel meşguliyetlerle, daha güzel işlerle, sevdiğiniz işleri yapabilmeniz temennisiyle, şu güzelim, hayatımda ömrümde gördüğüm kaçıncı dolunay bilmiyorum ama dolunayın ön tarafından hepinize selam gönderiyorum.